Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Elhamdülillah. Biz de iyiyiz. Neler yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rafraflar. Yani şöyle göstereyim. Bunlar hep Hasan'ın kümesinin içindeydi arkadaşlar. Kuşların altındaydı. Yere basıp hasta olmasınlar diye. Bunlar koyuyor Hasan. O da şimdi kümes temizliğine girişti. Bunları da hep çıkarttı. Ben de bunlar burada yıkacağım. Ana kaplumbağa. Ömer yine kaplumbağa var burada. Oradan araba geçecek. Sen ince ezer. Ne de saklanıyordun ki sen? Aldım arkadaşlar onu. Aba. Ay ay ay. Elimi kızıyorsun. Arkadaşlar şöyle. Söylediğim gibi şuradan aldım. Kapının açılacağını biliyordum. Mustafa abi gidiyor. Bunu da bu tarafa bıraktık. Susamıştır Mustafa abi. Buna su getiriyor. Bir tane ince tabakla. Nasıl car gidiyor bari? Ana. Suya gelmiştir dedi arkadaşlar. Doğru söylüyor. Biz de geçen şeyi pet şişeyle verdik de döktü, içemedi. Gidiyor usul usul. Al al. Adam gibi iş yok mu ama? Sıcakta biz yanıyor yazık. Bunlara ne diyeceksin hayvanlara? Herhalde içine atacaksın sen Mustafa abi. Görünüşü onu gösteriyor. İçecek bak. Orada tuttu, çekilmiş değil. Hey canım, kendine kalmış artık. Gidecek yine. Demek ki susamamış. Şöyle. Şuraya da gelip gidip severim arkadaşlar. Şu yaptığım duvarın kenarını görüyorsunuz. Tertemiz. Dün de zaten şöyle bahçemi yapmıştım biliyorsunuz. Ağaçlarımın etraflarını. Şunlar da var ya, şu toprakları bugün yemin ederim rüyamda dağıttım arkadaşlar. Diyorum ki atıyorum şöyle karşı. Bak nasıl bilim hiç ağrımıyor diyorum. Halbuki sabaha kadar da dört dolandım. Gördüğünüz gibi. Şöyle görüyorsunuz. Bırak annesi. Evet, tamam bir şey. Hadi bir tane. Yine üstlerini yıkayın ama çıksaydın önce bir onu. Nasıl kötü koktu ya. Şuradan da garaja da girer su. Niye çıkmadık aşağıda? Bunlar hep yıkanacak. Ayağını bastır. Tek ayağını bastır. Kalkar. Islattık ya o yüzden. Islatayım arkadaşlar şöyle önceden. Hazır olsun. Annem bir durur musun bebeğim? Evet. Ama senin için terliklerin ıslanacak. Kaç. Bırak onu da. Bir de burası şeyle ömüş. Pasaklı annem. Şunlar kalktı bayağı. Baksana suyuna. Garajdaki çeşmeye hortumu taktım arkadaşlar. Bir de şuradaki ağacı sulayacağım. Badem ağacımızı. Şu. Bu arada güllerimiz de açmış. Yoruma dün bir tane izleyicimiz yazmış. Gülü diktiniz mi görmedim. Heyecanla bekliyordum diye. Bugün onun için çekeceğim. Bu dayan gulden değil. Dayan öyle diyor. Niye ondan aldırmadın ya diyorum dün yani. Bu kısa gulden. İşte normalde bunlar 50 liraymış. Sen 100 almışsın. Yok yok 50 aldım ben. Niye ama? Dayım. O zaman annene yanlış söyledi ki. Oğlum dayım yanlış. 100 aldı dedi de ikisini 100 aldı. Dayımın aldıkları 100 lira. Bilmiyorum hangisinden aldı. O başka adamdan aldı. Söyle şunu. Suyu sonuna kadar mı açtınız? Tazikli değil Ömer çünkü. Açtı bunu. Arkadaşlar Ömer'i de bugün tişört sezonunu açtı. Kollarına da güneş kremi yaptım. Yüksel'e de dün giydirdim tişörtü de. Sordum kolların acıyor mu ne diyorum diye. Yok diyor anne yanmıyor kollarım diyor. Esmer olduğu için bilmiyorum ama yine de. Şapkan nasıl değişik olmuş Ömer. Hiç güzel değilmiş bu şapka annem. Size iyi şapka alacağım şöyle kibar kibar.
yaptığımı atsam daha aslında iyi gelir. Bunlar uzak mesela böyle yaparken. Bir dakika. Bunlar bir statım. Evet canlar. Şöyle. Şu kenara doğru çek de büyük irilerini alalım, ufaklarını da oranın çukurunu dolduralım. O zaman el arabaya dolduralım. Arkadaşlar şöyle. Orayı doldur da üzerine de taş gelsin işte. Bir şey olmaz. Belli olmaz altından. Buralar suluyor. Betonu susar diye. Hava çok sıcak. Vallahi bugün 30 derece var gibi sanki hava. Şöyle. Suladım geldim. Tekrar hemen kuruyor arkamdan. Görüyorsunuz. Ömer de burada inşaat yapıyor. Yapma annem, oraya vurma da kırılmasın. Şöyle. Şimdi şu taraftan ağacımızı sulayacağım. Badem ağacımızı. Bunun evciği bozulmuş şu badem ağacının. Bunu ben bir daha bir ev yapayım. Bu arada güllerimizi de görüyorsunuz arkadaşlar. Yerini sevdi. Bunlar geldiğinde birer tomurcuktu. Açtı. Mesela şunun gibi. Görüyorsunuz bu da açtı. Hey, nasıl ya? Kadife'den biliyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel ama. Şu da ikinci tomurcuk, üçüncü tomurcuk. Bunun boyu kalkmazmış arkadaşlar. Bu kadar kalırmış. Şöyle ben de büyüsün de şu ağacımıza şöyle duvarımıza sarılsın diye düşünmüştüm. Ama öyle olmuyor. Canlar yani. Şöyle eve doğru geldik. Dur anne. Ümmeten selamlar. Hepinizin halini bugünler. Arkadaşlar horozu yiyor. Bu bizim karımız. İşe başlar. Bugün ne pişirdim? Horoz pişirdim arkadaşlar. Biz ticarete başlamıştık ama bu horoz bizi hayatımızı mahvetti. Bir daha alıp satmışını bıraktık. Hayatımızı bitirdi arkadaşlar. O yüzden bundan sonra uzak duralım dedik. Duruyor uzak. Şimdi. Ticarete hayır diyoruz değil mi de? Öyle mi? Hiç sanmam ya. Besmeleniz çekin çocuklar. Uç ticareti yapıyor arkadaşlar. Bırak annem abi. Bismillah. Burada görelim arkadaşlar. Bakın bakalım nasılmış tadı tuzu. Arkadaşlar su... tavuğun suyunu da bayağı çok koydum. Yüksel'e tirit yapacağım. O çok seviyor. Yufka ekmek getirelim babaanneyin oradan. Yapalım. Tiriti çok sever. Arkadaşlar kendimiz alım satım yapıyoruz de demiyoruz ama çok lezzetlidir. Böyle inadıma ben diyordum arkadaşlar. Hasan gibi böyle satış yaparken falan filan diye. Ben tabii ki de anlamıyorum. Görmedim de. Şaka bir yanaydı. Bu horoz gerçek güzelmiş. Köy tavuğu güzel olur. Almadılar abi. 200 liraya bir dükkan almadılar. Bizim kısmetmiş demek ki. Bize nasipmiş. Güzel almadın hala. Yüksel yemek yendim. Karpuzu yine yiyebilirsin. Evet. Görüyorsunuz. Çok güzel yağmur yağıyor arkadaşlar. Ben de şöyle oturdum toprağın kokusunu almak için. Gerçekten evde işlerim var ama. Şu bahçemize yeni getirdiğimiz toprak azıcık yağmur yağınca o kadar güzel kokuyor ki. Onun kokusunu alayım eve temelli girim diye düşündüm. Öyle işte Hasan gibi buraya test getirmeye gitmişlerdi. Ama yağmur yağıyor herhalde geri geliyorlar. Çünkü yağmur yağarken yapamazlar. Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bana tam görünüyor da ha. Şu yukarıdaki yağmur bulutu var ya dolandı ta aşağılardan buraya. Aman yarabbim insan misal yürüyerekten geldi vallahi buraya kadar. Ondan sonra burada da son durak. Böyle de yağmur yağıyor Rabbimin bereketi. Bahçesi ekilenlerin bahçesini suluyor. Allah'ın herkesin emeğini bol bol versin inşallah karşılığını, emeğinin karşılığını. Buraya çeşmemizi aldılar arkadaşlar görüyorsunuz. Vallahi. Şu toprağın kokusunu keşke asfaltlarda yaşayan, taş binalarda yaşayan güzel izleyicilerime gönderebilseydim. Böyle video çektiğimde o kadar hayranız ki böyle görüntüye, o kokuya diye yazanlarım oluyor. Yorumlarda belirtenler oluyor. O şekilde canlar. Bizim bugün bahçeye dair hiçbir şekilde bir yönelmemiz olmadı. Yarına nasipse. Öbür güne cumartesi pazarı Hasan düğüne gidiyor. Yarın yaptık. Yapamadık kalır. Yani damlaması olmadı sürece de şey olmaz. Ben de bu arada bugün nohutumu ıslattım arkadaşlar. Nohut yapacağım. Şu ağaçlarımızın olduğu yer var ya. O tarafa güzelce bir toprağı düzleyeceğim. Aa iyi. Çileklerim de sulandı bugün. İyi bari. Sulayacaktım. Gerçi pek susamamış da. Öyle yani canlar. O tarafa nohut atacağım. Şu idefiksimizin olduğu tarafa şey yapacağım. Mısırla çekirdek, ay çekirdeği atacağım oralara. Hani aslında buraya ben nohut atmayı düşünüyordum. Hatta çilek ekmeyi düşünüyordum idefiksin olduğu yere ama
Orada hani onun tüysü gelir. Belki uçuşu bu tarafa diye Allah da var ya huylantı geldi arkadaşlar. Oraya da hani mısır ekersem mısır zaten kendi kutusunda kaplı oluyor. Rabbim onu kendiliğinden koruyaraktan büyütüyor. Çekirdek desen zaten yüzü büyüyene kadar ta duvarı boyunu aşıyor. En mantıklı onlar geldi bana. Nohut da yapsam yani iyi olmazdı. Öyle düşündüm. O şekilde. Vallahi mis gibi kokuyor. Ömer diyorum yası tatlı bu değil. Yası tatlı kokuyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. O hafif hafif yağan yağmur kendini böyle büyük büyük damlaları olan yağmura bıraktı. Bahçemizi kullanıyoruz bu arada. Ses çok güzel mesela. Hasan Dağı'na bakın arkadaşlar. Şu hani şöyle şöyle görünüyor ya şuralar. Onlar hep yağmur işte. Öyle olduğu zaman görüyorsunuz şimşek çaktı oradan da. Öyle olduğu zaman yağmur yağıyor anlamına geliyor. Maşallah, barekallah. Arkadaşlar ben burayı hani bir videomda yıkamıştım. Sonra bir kez daha yıkadım. Görüyorsunuz hortumu da buraya bırakıveriyorum yıkadıktan sonra. Şimdi son haline bakın. Yoldan çıkan tüm tozlar benim balkona üfürüyor arkadaşlar. Şuranın tozu olduğu gibi balkona oturuyor. Gerçekten bilmiyorum nasıl olacak. Hasangil de görüyorsunuz. Daha yeni geliyorlar. Yüklemişler hep inek tersini. Bak Ömer de diye basıyor. Oradaydı arkadaşlar. İneğimizin tersini oraya boş alana döküyor. Mesela herkes öyle yapıyor. Pek bize değil. Oralardan bir şimşek atıyor ki. Araya dolanıyor vallahi. Yüksel de gitti, Ömer de gitti, annem de gitti, hep beraber gittiler. Yüksel zaten ölüyor tarla şey diye. Bir gitsek baba tarlaya bir daha gitsek. Geçenlerde toprak getirdik ki arkadaşlar orayı istiyor tekrardan. Artık dedim bunu da götür. Oradan da Yüksel'imi de götür dedim. Yüksel'e de giderken sürsün dedim. Hani Hasan zaten oturuyor da koltuğunda. Bu da otursun dedim kucağına. Bu da sürmeyi hani hevesleniyor, istiyor yazık. Artık onu da gönderdim. Görüyor musun şimşekler size nasıl görünüyor? Videomu durdurduktan sonra bakacağım nasıl göründüğüne. Yağmur sakinleşiyor tekrardan. O zaman canlar Allah'a emanet olun. Bari her yerden atıyor vallahi şimşekleri. Nasıl korkarım böyle ben. Herkeslere hayırlı akşamlar dilerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda umarım yine görüşmek nasip kısmet olur. Hasan şuradan gelecek bu arada. Şöyle biraz çıkalım görünüyor mu? Görüyorsunuz geliyorlar. İyi oldu arkadaşlar. Yarın daha hiç olmasa hazır olur. Hani yarın bahçeye girebilir miyiz sanmam girebileceğimizi. Bu kadar yağmurdan sonra bahçe çamur olur. Nasipse öbür güne. Duyuyor musunuz? Yağmur kendi kendine hızlanıyor geri yavaşlıyor. Herkeslere hayırlı akşamlar dilerim. Allah'a emanetsiniz hepiniz.